maalesef geçen hafta sitemizin kapısının önünde çok kötü bir olay yaşadık. 16 Mayıs günü. Kendi ellerimizle beslediğimiz 6 tane köpeğimiz yağmur yağdığı sırada PTT kargo aracının altına saklandı. Kargocu işini yaptıktan sonra çıktığında maalesef bu 6 yavrudan 3'ünü ezdi. Sonra biz bu sürücüye ulaştık. Farkında olmadığını söyledi. Yardımcı olabileceğini söyledi bize. Ondan sonrasında da bizi maalesef engelledi. Site sakininden bir arkadaşımız daha bana yardımcı oldu. Sonra işte konuşma sırasında bizi engelledi. Ulaşamadık. Kendi çabamızla barınağa yolladık hayvanları. İkisi geldi. Bir tanesinde sıkıntı büyüktü. Ayağı ezilmişti. Bir ayağının üzerine basamıyordu. Oradaki veteriner kas zedelenmesi olduğunu söyledi. Ancak biz yavruyu geri aldık. Daha iyi bakarız. Kapımızın önünde zaten bize alışkın olduğu için o düşünceyle geri aldık. Beslemeye başladık. Ancak yavrunun acısı dinmedi. Kalça kısmında bir sıkıntı olduğu çok belliydi. Kendi imkanlarımızla özel bir klinikte röntgenini çektirdik ve kalçada büyük bir kırık olduğunu fark ettik. Yine kendi imkanlarımızla yavruyu İzmir'e götürdük. Şu an İzmir'de bulunmakta, özel klinikte. Kendi çabalarımızla yine para topladık arkadaşlarımız arasında. Adına Şeker dedikleri yurdum köpeği Kangal kırması bir yavrumuz geldi. Genç bir köpeğimiz. Bir araba çarpması sonrasında sağ kalça bölgesinde kocaman bir kırığı oluşmuş. Sağ bacağını kullanamıyor. Tabii çok ciddi bir ağrısı var. Olabildiğince hareket ettirmiyorum. Tedbiren bazı ilaçlarımızı başladık, devam ediyoruz. Yaşamsal olarak iyi gözüküyoruz şimdilik. Fakat küt travmalarda her zaman 3 günlük, 4 günlük kritik sürecimiz vardır, riski sürecimiz vardır. Fakat şu anda bizi o anlamda çok tedirgin etmiyor. Her şey yolunda giderse yarın operasyonu için programımızı yaptık. İnşallah operasyondan sonra yine dört pati yürümeye devam edecek.